Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce Instagram hesabımda canlı yayında tanıtmıştım ama bu canlı yayınlar 24 saat sonra silindiği için tabii haliyle kalmadı. O dönem belki dinleyen olmuştur. YouTube kanalımda böyle bir video yok yani, o yüzden tekrar çekiyorum. Bugün sizlere en sevdiğim 5 tane Stephen King karakterini tanıtmaya çalışacağım. Kitapları yeteri kadar tanıttım, filmlerden bahsettim. Koleksiyonumu mümkün olduğu kadar tanıtmaya çalışıyorum sizlere. Çizgi romanlar, VCD, DVD, Blu-ray, film afişlerini tanıtmıştım en son işte. Hani merak eden olursa diye de kısa kısa bilgiler vermeye çalışıyorum ama herkesi memnun etmek mümkün değil tabii ki. Kitabı tanıtayım, biraz böyle ufak ufak bilgi vereyim diyorum. Aşağıdan spoiler, Türkçesini de bilmiyorlar herhalde. İpucu verme de diyemiyorlar. Spoiler niye veriyorsun diye yorum yazanlar oluyor. Hadi kısa cümlelerle tanıtıp geçeyim diyorum. Bu sefer yok daha detaylı video çek diyenler oluyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar, sipariş üzerine video çekmiyorum. Daha önce Instagram hesabımda bununla ilgili bir paylaşım yapmıştım ama denk gelmeyen varsa yeniden buradan beyan etmiş olayım. Beni aylık ücret ödediğiniz kanallarla karıştırmayın. Ben bu işi tamamen keyif için yapıyorum. Tek bir amacım var, Stephen King'i okurlara tanıtmak. Yani öyle video çek, böyle video çek. Mikrofonun kötü, daha iyisini al. Şunu da anlat, bunu niye anlatmıyorsun? İşte artık tanıtacak şeyin kalmadı gibi yorumlar üzerine video çekmiyor. Veya işte çektiğim videoları kanalından kaldırmıyorum. Kendi keyif aldığım şekilde, insanlara yardımcı olacağını umduğum şekilde video tanıtımı yapıyorum. Sürekli aynı şeyleri sormadığınız veya kişisel şeylerin, benden başka kimseyi ilgilendirmeyecek şeyleri sormadığım sürece hepinize de cevap vermeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar ama bu insanların niyetini suistimal etme hakkını da vermiyor tabii ki kimseye. Ufak bir bilgilendirme yaptıktan sonra yine bu şekilde, çünkü Instagram hesabımda bununla ilgili bir gönderi paylaşmıştım ama herkes takip etmiyor olabilir. Bir kere de buradan duyurayım dedim. Bugün yine sizlere arkadaşlar, daha önce tanıtmıştım ama YouTube kanalımda ilk defa en sevdiğim 5 tane Stephen King karakterinden bahsedeceğim. Benim okuduğum kitaplar arasında tabii okumadığım 7-8 tane de kitabı kaldı. Yani onu da belirteyim. Sıralama değişebilir tabii ki onları okuduktan sonra. Benim 5. sıramda arkadaşlar, en sevdiğim karakter sıralamasında o kitabındaki Ben Hanscom vardı. Şöyle tam metnini de çıkarayım. Benim çocukluğu çok iyiydi arkadaşlar. İşte çocukluğu biraz böyle kilolu geçiyor. Beverly'ye aşık, açılamıyor. Kafasından böyle her erkek çocuğunun masumane şekilde işte çocukluk aşkıyla geçirdiği hayalleri geçiriyor. İşte kötü adamların elinden Beverly kurtarıyor falan filan. Büyüyünce de başarılı bir mimar oluyor zaten. Aile bir problemleri de var. Babası beni terk etmiş annesiyle beraber. Ben annesiyle beraber bir akrabasının yanında kalıyor. Bazı sıkıntıları var falan. Çok içine kapanık bir çocuk. Diğer çocuklar eziyet ediyor bana falan. Hani böyle çok içten anlatmış Stephen King benim çocukluğunu. Gerçekten benim çok hoşuma gitmişti. O kitabında 7 tane, tabiri caizse, ana karakter var. 7 çocuk var. 6 erkek, bir de kız çocuğu var. Fakat içlerinde benim en beğendiğim karakter ben olmuştu. Yani normalde aslında asıl başrolde Bill Denbrough var tabii ki ama ben karakterini ben daha fazla sevdim, niye bilmiyorum. Kadın okurlar da belki Beverly'yi seviyorlardır tabii, hani onunla da alakalı bir şey olabilir ama benim en beğendiğim karakter bendi. 5. sıramda ben var o yüzden arkadaşlar. 4. sıramda benim en sevdiğim kitap olan Kemik Torbası'nın baş karakteri Michael Noonan var. Daha önce defalarca tanıttım size kitabı arkadaşlar. Yine şöyle hani kapağında göstereyim. Burada da karısını kaybetmiş, dul bir, artık dul bir yazar olan Michael Noonan'dan bahsediyordu. Michael Noonan bu üzüntülü dönemini geçirmek için Sarah Dawes adındaki yazlık evlerine gidiyor. Hani bilmiyorum, çok hoşuma gitmişti benim arkadaşlar. Böyle çok içselleştirdim yazarı. Çok içten anlatmış gerçekten Stephen King. O işte tabiri caizse kendini toparlama dönemini bir şekilde tatil dönemine çeviriyordu Michael Noonan. Birinci ağızdan yazılan bir kitap Kemik Torbası da yine. Çok içten bir karakter oluşturmuş gerçekten. Üçüncü sıramda benim Kemik Torbası'ndaki Michael Noonan vardı. İkinci sıramda arkadaşlar Ceset kitabındaki Gordy LaChance adlı karakter var. İçerisinde iki tane kısa roman var. Birinci kısa romanı kastediyorum ben. Bu da yine birinci ağızdan yazılan bir kitap. Ve Kemik Torbası gibi. Ve yine bir ortak özellik de Gordy de yazar. Yani burada çocukluğunu anlatıyor ama ileriki yıllarında yazar oluyor Gordy'de. Gordy LaChance. Bu benim zaten Stephen King sıralamamda ikinci sıradadır arkadaşlar. Gordy'de de gerçekten çok içten bir karakter olmuş bence. Kanalımda da zaten sesli kitabını paylaşmıştım. Ben okudum, seslendirdim yani, hani belki dinleyenleriniz de olmuştur. Uyarlamaları da var tabii ki bunların. Hani kitaptaki o şeyi, içtenliği bazıları yakalayabilmiş, bazıları yakalayamamış. Cesedin güzel bir uyarlaması var gerçekten.
Hani filmde de o karakterin, güçlü karakterin şeylerini hissediyorsunuz, böyle baskınlığını. Annesinden babasından sürekli psikolojik şiddet, fiziki değil ama psikolojik şiddet görüyor. Arkadaşlarıyla arası iyi, onlara sığınıyor falan. Çok güzel anlatmış gerçekten. Çok içten bir karakter olmuş. O yüzden hani biraz böyle karakterle içselleştirerek okuyorsanız siz de benim gibi kitapları, Ceset kitabını da beğeneceğinizi düşünüyorum ben. İkinci sıramda arkadaşlar karakter, en beğendiğim karakter de Yüzyılın Fırtınası'ndaki Michael Anderson var. Benim bu karakteri sevmemin nedeni arkadaşlar film. Yüzyılın Fırtınası filminde Tim Dale ile bu karakteri canlandırıyordu. Michael Noonan'ı. Yani çok güzel oynamış bence. Bu bir televizyon filmi arkadaşlar. Daha önce de bahsetmiştim size. Hani bir sinema filmindeki performansı beklemeyin tabii ki ama bir televizyon filmi olmasına rağmen gerçekten Tim Dale inanılmaz oynamış. Çok ahlaklı bir karakter. İşte kendi içerisinde bazı çelişkilere düşüyor. Kasabadakileri karşısına almasına rağmen doğru olanı yapmaya çalışıyor. Yani hakikaten böyle örnek bir insan. Diğerleri karşı çıktığı halde şeytana sırtımızı dönmeliyiz, dik durmalıyız falan diye bayağı bir baskı yapıyordu kilise toplantılarında da. Dediğim gibi hani benim asıl beğenmemin nedeni filmdeki karakter. Mesela orada da filmde de çok ince bir nüans vardır arkadaşlar. Şeyle beraber, Andre Leno ile beraber Michael Anderson kapının önünde beklerken kapı kilitli, içeri giremiyorlar. Ve yanındaki Hatch'e diyor ki ön taraftan dolaşıp diyor kapıyı açman gerekiyor diyor. Ne yani seni o adamla yalnız mı bırakayım diyor. Etrafta Superman'i göremediğine göre diyor Tim Dale'e. Bunu şimdi için anlatıyorum arkadaşlar. DC'nin bu işte Adalet Birliği, Superman falan animasyon çizgi filmlerine bakın. Superman karakterini seslendiren %80'inde Tim Dale'dir. Yani çok ince bir espri var orada aslında. Etrafta Superman'i göremediğine göre diyor Tim Dale'e. Orada Michael Anderson karakterindeki adam. Fakat DC'de Superman'i seslendiren adamdı o aslında. Yani bence biraz ona gönderme yapmışlar. Kitapta tam o şekilde mi diyordu hatırlayamadım da. Hani daha önce anlattım. Bu film çekildikten sonra zaten kitabı basılan bir eser. O yüzden filmi baz alıyorlar. Orada da öyle ince bir espri vardı. Dikkatimi çekmişti benim yani. Etrafta Superman'i göremediğine göre diyen adam aslında DC filmlerinde Superman'i seslendiren adamdı. Benim en beğendiğim filmlerden birisidir arkadaşlar. Yüzyılın Fırtınası filmini okuyup önce filmini izleyip önce filmi izlemenizi öneririm. Ondan sonra da Yüzyılın Fırtınası kitabını okuyabilirsiniz. Birinci sıramdaysa tabii çoğunuzun tahmin edeceği gibi Kara Kule serisinin baş karakteri olan Roland Döşeğim var. Stephen King hesabım dışında benim tabii kişisel hesabım da var. Onun adı da zaten Roland Döşeğin. Hani o kadar seviyorum ben düşünün yani Instagram hesabım Roland Döşeğin. Roland inanılmaz bir karakter arkadaşlar. Stephen King müthiş bir evren yaratmış burada. Biraz kendisinden bir şeyler eklemiş yani olmak istediği şeyler eklemiş. Stephen King'in de zaten babası biliyorsunuz çocuk yaşta ailesini terk edip gidiyor. Abisiyle beraber büyüyor annesi, abisi ve Stephen King. Oradan bazı parçalar var. İşte burada şeye Stephen King'e şey özür dilerim rolunda yoldaşlık eden Eddie Dean vardı. Eddie'nin abisi işte uyuşturucu bağımlısı onunla beraber sıkıntılar yaşıyor. Büyük bir savaşa giriyorlardı. Stephen King kendi abisine biraz gönderme yapmış herhalde. Stephen King'in Roland Döşen'in burada Şahin'i vardı David. Ondan sonra Stephen King'in abisinin adı David'di yanlış hatırlamıyorsam. Babasının adı işte Roland'ın babasının adı Steve Döşen. İşte Steven'ın da kısaltması zaten Steve biliyorsunuz. Yedinci kitapta da Stephen King zaten direkt kendisine yer vermiş. Kule kitabında çizimlerde de var. Stephen King'in geçirdiği bir trafik kazası var. Daha önce bahsetmiştim ben. Kule kitabında bunu da eklemiş. İşte oradaki karakterlerden birisi Stephen King'in hayatını kurtarıyor falan filan. Güzel bir seridir. Ama onun dışında Roland Döşey inanılmaz bir karakter. Çok soğukkanlı bir katil. Çok yakışıklı işte Stephen King ona göre burada anlatmış çizimler öyle siyah saçlı mavi gözlü. Ben filmden çıkınca Kara Kule filminden çıkınca bunu da eleştirmiştim. Film izleyenler ikiye bölünmüşler. Bazıları işte insanları böyle ırkçılık yapmakla suçluyorlar. Ben onlardan taraf değilim. Bazıları da benim gibi düşünenler de Stephen King'in bu kadar güzel nasıl desem kişileştirdiği bir karakteri neden siyahi bir oyuncu oynadı diye eleştiriyorlar. Ben de o tarafındayım arkadaşlar. Yoksa birini siyah oynamış, öbürünü beyaz oynamış hiç orasında değilim inanın yani. Ama burada ırkçılıkla ilgili çok ince mesajlar vardı. Örnek veriyorum buradaki karakterlerden birisi de Susanna Dean. Bu kadın Detta Walker ve Odette Holmes adında iki farklı karaktere bürünmüş. Çift kişilikli bir kadın aslında ve siyahi bir kadın. O dönem siyahileri çok fazla ezdikleri için işte bu da beyaz karşıtı olmuş.
Eddie ile Roland'a beyaz ekmekler diye laf atıyor. Sırf siyahi oldukları için çocuk yaşta bir iki tane böyle olaya şahit olmuş. Yani kitaptan okursunuz zaten. Yani şimdi burada çok detay vermeyeyim ama şimdi bu kadar zaten ırkçılık üzerine işlenmiş bir kitap varken tutup burada işte ileride belki çekilecek Suzan'la Dean'i de beyaz bir karakter oynatamazsınız. Kadın siyahi çünkü bunun üzerinde de zaten dedim ya çok ince mesajlar var. Eleştirmenin nedeni de oydu. Roland Döşey'in beyaz bir karakter burada. Mavi gözlü, siyah saçlı, beyaz tenli. Stephen King'in anlattığı kadarıyla da çok yakışıklı. Öyle bir karakteri de İdris Elba dışında başka bir oyuncu oynayabilirdi. Benim eleştirdiğim konu buydu sadece. Silahşor Karakule'yi bulma umuduyla hayatını buna adamış birisi. Yeri gelince çok soğukkanlı bir katil arkadaşlarını korumak uğruna. Yerini gelince en yakın dostlarını satıyor kuleyi bulmak uğruna. Okurlar da biraz ikiye bölünmüş durumdalar. Kimisi belasını bulsun böyle arkadaş olmaz olsun falan diye Roland'ı da sövüyor. Ben de dediğim gibi en sevdiğim karakter olduğu için ne olursa olsun Roland'ın arka çıkanlardanım. Şimdiye kadar okuduğum kitaplar arasında beni en çok etkileyen karakter Roland'dı çünkü. Hani bütün olarak söylüyorum. Hani dedim zaten en sevdiğim kitap benim. Kemik Torbası, Karakule serisi değil ama karakter bazında bakarsam da şimdiye kadar beni bu kadar etkileyen bir karakter olmamıştı. Hiç Stephen King müthiş bir evren yaratmış ve onun merkezine de zaten Roland'ı oturtmuş. Şimdiye kadar okumadıysanız arkadaşlar çok şey kaybediyorsunuz. Ufak ufak başlamanızı öneririm. İkinci kitap da biraz çeviri sıkıntısı vardır. Necdet Evcioğlu çevirisi olduğu için işte duyumsamak gibi Öztürkçe kelimeler kullanmış hissetmek yerine. Bu da okurken biraz okurların kitaba odaklanmasını zorlayan bir şey. Ama ikinci kitabı da atlattıktan sonra, o virajı döndükten sonra Çorak Topraklar ve Büyücü ve Cam Küre kitaplarıyla sıkıntısız bir şekilde devam edeceğinizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlere benim en beğendiğim 5 tane Stephen King karakterini tanıtmaya çalıştım. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize uzun günler, boş geceler diliyorum. Hoşça kalın.